Tamam, anladım ben. Anladım. Çok beğendiğiniz güzel bir kız var. Duygularınız yoğun ama kıza nasıl aşkınızı itiraf edeceğinizi bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, ilişki uzmanınız karşınızda. Gelin bugün hoşlandığınız kıza onu sevdiğinizi nasıl söyleyebileceğinizi konuşalım. Bir kıza seni seviyorum denmez abi, kusura bakma ya. Niye denmez? Ya çünkü söyleyince bir kıymeti kalmıyor. Bence davranışlarımızla onu hissettirmemiz lazım. Anladım. Senin kalbini mi kırdılar? He? Ama dur haklısın. Tamam haklısın. Yani bunu davranışlarımızla göstermeliyiz tabii ki de. Ama kızlar burada birazcık bunu da duymak da istiyorlar yani açıkçası. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bazen çok şey istiyorlar. Biz seninle videodan sonra bir konuşalım. Olabilir. Tamam ama şimdi aşk itirafını konuşalım. Ben bu konu üzerinde düşündüm, taşındım ve bu durumu size 6 maddeyle anlatmaya karar verdim. Hadi beyler, adım adım itirafa götürelim. Bir, emin olun. Ama neyden emin olun? Bir kere o kızdan gerçekten hoşlanıyor musunuz? Duygularınızdan emin olun. Onunla sevgili olmak istiyor musunuz? Sonra da kızın size ilgisi var mı yok mu ondan emin olun. Şimdi bazı kriterler var burada. Sevgilisi var mı? Sizi tanıyor mu? Sizi sevgili olarak mı görüyor yoksa arkadaşı olarak mı görüyor? Burada biraz zemin etüdü şart. 2. Beden diline dikkat. Bugünkü konumuzda öyle mesajla tanımadığımız kızlara aşk itirafından bahsetmiyoruz. Konumuz gerçek aşk ve çekingen beyler. O yüzden kızla mutlaka aynı ortamlarda bulunun. Onunla bir arada olduğunuz durumlarda da kızın beden diline dikkat edin. Mesela kız sizinle konuşurken yüzünüze mi bakıyor yoksa telefonuna mı? Ona doğru bir adım attığınızda geriye kaçıyor mu? Sizinle konuşurken sıkılgan bir hali mi var? Yani sizinle orada bulunmaktan memnun mu? Tüm bunları gözlemleyin. 3. Doğru zaman. İtirafınızı yapacağınız gün kız için de doğru zaman olmalı. Yani kızımız zor bir süreçten geçiyor olmamalı. Üzgün, stresli ya da modu düşük olduğu bir anda yaptığınız itiraf kızın gözünden kaçabilir. Ne bileyim belki de kötü bir ilişkiden yeni ayrılmıştır. Önemli bir sınavı vardır, belki mülakatı vardır. Başka herhangi bir derdi vardır. Zihni yoğun bir şekilde başka dertlerle mücadele halindeyse siz de itirafınızı kendi kendinize yapmış olursunuz. Kızın ruh hali nasıl bileceğiz peki? Güzel soru. Bak bazen güzel soruyorsun ha. Birazcık gözlem, birazcık da sosyal medyada stalk. Ben bunları hep unutuyorum ya. Kesin yazacağım bundan sonra her dediğimi. Önemli bir maddedir. İtiraf spontane olmaz. Yaz bunu. Şimdi bir de bunu dinle. 4. Doğru an. Bir kıza aşkınızı itiraf etmeniz için doğru anı tutturmanız gerekiyor. Mesela yemekhanede oturmuşsunuz. Tüm sınıf bir arada. Kız da garibim orada kör bıçakla et kesmeye çalışıyor. Hiç doğru bir zaman değil. Romantik anı yakalamanız gerekiyor. Bir kere olmazsa olmaz baş başa olmanız lazım. Ortam etkileyici olsun. Manzaraya karşı, gün batarken mesela, esprili, kahkaha attığınız o son bakışma anında olabilir. Ya da ne bileyim... Cuma günü okul çıkışında. Sen hep topu karşı tarafa atıyorsun. Bak burada kızın cumartesi pazarı düşünmekle geçer. Seninle ilgili bir fikrim oluştu benim artık ya bu ilişki durumlarında. Sen böyle hep böyle bir kaçak dövüşmeyi seviyorsun sanki. Ama artık kaçmıyoruz. Arkadaşlar kaçmıyoruz. Yüzleşme zamanı. 5. Özgüveniniz yüksek. Her zaman tavrınız rahat olsun. Kızlar diyeceğim ama yani bence bu sadece kızlarla endekslenemez. Bence her insan güçlü insan profilinden etkilenebilir. O yüzden kıza onu sevdiğinizi söylerken son derece güçlü olmalısınız. Yani söyledim, kaçtım olmaz. Kendinizden ve duygularınızdan emin bir şekilde ve kasılmadan rahat gözlerinin içine bakarak ondan çok hoşlandığınızı söyleyin. Biz neden sevdiğimizi söylüyoruz hep? Bir kere de gelip kızlar söylesin ya. Biz niye bu stres hep biz giriyoruz ya? Doğru, değil mi? Yani niye biz söylüyoruz ki? Sen bekle istersen. Tamam, ben beklemek istemeyenlerle devam ediyorum. Sen bekle. 55'te geçer oradan biraz. Kulağa çok zor gelse de emin olun yapabilirsiniz. Kötü bir şey söylemeyeceksiniz ki. Dünyanın en güzel şeyini söyleyeceksiniz. Onu sevdiğinizi. Artık içinizde tutmayın. İtiraf edin ve ne olacaksa da olsun. 6. Cümlelerinizi süslemenize gerek yok. Olabildiğince basit, sade ve net olun. Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum. Seni sevdiğim kadar yaşasaydım, ölümsüzlüğün adını aşk koyardım. Gibi abartılı, saçma, klişe cümlelere asla gerek yok. Bu tarz şeyler kızın kafasını karıştırır. Ve bu kadar komplike bir duruma düşmenize gerek yok. Ayrıca bu şekilde süslediğiniz zaman kızı daha çok etkilemiş ya da daha özel hissettirmiş olmazsınız. Kıza itirafınızı öyle soru sorar gibi de yapmamalısınız. Unutmayın, soru sormuyorsunuz.
kıza duygularınızı açıklıyorsunuz. Hayırlı olsun. Umarım gözlemleriniz sizi yanıltmaz. Bahsettiğim adımlara dikkat ederek itirafınızı yapar ve kızın da sizden hoşlandığını duyarsınız. Tabii kızla aynı duyguları hissetmediğinizi duyma ihtimaliniz de var. Tabii bunu da görmezden gelmeyin. Ama gerçekle yüzleşmeden aşkınızı platonikleştirmenin de size daha çok acı vereceğini unutmayın. Bence doğru adımları uygulayarak itirafınızı yapın ve yüzleşin. Olumsuz yanıt alırsanız da ısrar etmeye gerek yok. Olabilir yani, istemeyebilir, sevmeyebilir. Sevmek kadar sevmemek de doğal. Şahsi algılamayın ve inanın o kız hayatınızın tek aşkı olmayacak. Kötü senaryoda hazırlıklı olun ama umarım ki filmin sonu sizin için güzel biter. Bu arada kızın karşısına çıkmadan önce alışveriş yapmak isterseniz de videonun altına bıraktığım kodu kullanmaktan çekinmeyin. Bu kod ile hatemoğlu.com sitesinden alışveriş yapan ilk 10 kişi bütün ürünlerde geçerli tüm indirimlere ek %20 indirim şansını kullanabilir. Şansınız bol olsun. Hadi bakalım bu hafta Instagram'dan nasıl mesajlar gelmiş, bir de onlara bakalım. Evet, bana kalırsa bence kesinlikle annesinin karşısına çıkmalısın. Yani dövme sevmeyen bir anne olabilir ama bu bir ön yargı. Sonuçta seni tanımıyor. Yani belki de tanıdığında bu ön yargısını kırabilirsin. Ona saygılı, cana yakın, ne bileyim kızını sevdiğini belli eder bir şekilde yaklaşırsan dövmelerin onun için pek de sorun olmaz diye düşünüyorum. Bence her anne kızının mutlu olmasını ister. Sen bunu hissettirmelisin. Olay sende bitiyor. Dövmelerini saklama, onunla da buluşmayı erteleme. Bol şans. Evet, ilişkinize değer vermen gerçekten çok güzel. Verdiğin bu güveni de sürdürmelisin. İletişim halinde olun. Uzakta olsanız da yaptıklarınızı ya da yapmak istediklerinizi, dertlerinizi, hayallerinizi paylaşın. Hem uzaktan ilişki yürütülemez diye bir şey yok. Aksine özlemin ilişkiyi beslediği de büyük bir gerçek. Ama tabii ki de yani fırsat buldukça da özlem gidermek için bir araya gelmeye çalışın. Diyarbakır'a selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler Seyit Ali. Hoş buldum. Onlarla rahat konuşabilmek için bir kere bu durumu kafanda çok büyütme. Kadın veya erkek, yani sonuçta iletişim kuruyoruz. Erkeklerle konuştuğun kadar kızlarla da rahat konuşabilmek adına bol bol alıştırma yapman lazım. Annenle, kuzenlerinle ya da etrafında gördüğün herhangi bir kadınla muhabbet etmeye çalış. Zamanla bu durumun doğallığına inan bana alışırsın. Hadi hemen en yakınındaki kadınla konuşmaya başla. Evet, mesajlarımız da bu kadardı. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Kendinize şık ve karizmatik davranın. Görüşmek üzere.